hastalarımızdan şunu da çok duyuyoruz. Esrar yurt dışında serbest. Bu serbest bir şeyse güvenli değil mi? Neden orada serbest, Türkiye'de serbest değil diyen hastalarımıza ne diyelim? Şimdi bu tabii aslında çok tartışmalı, tam olarak fikir birliğinin de sağlanmadığı önemli bir konu. Ülkeler arası farklılıklar var, hatta aynı ülkenin eyaletleri arasında da farklılıklar var elbette ki. Burada esrarın yasal olması bir takım sözleşmelerle düzenlenmiş. Ve aslında birçok ülkede eğlence amaçlı kullanımı yasak. Yasal olan ülkelerde ise işte kontrollü kullanım ortamları ve miktarlar üzerinden de ciddi sınırlamalar getirilmiş. Yani o yüzden akıllarda şöyle bir şey kalmasın. Esrar bazı ülkelerde yasal. Ha, demek ki bir zararı yok, kullanılabiliyor anlamına gelmesin bu durum. Belki yasallaştırma denilen kısım da biraz suç unsuru haline getirmekten çıkarmak bunu. O yüzden hani kimi yerlerde tıbbi kullanıma izin verilmiş durumda ya da işte endüstriyel vesaire. Ama bunlar hani kullanım açısından, ortam ve miktar açısından sınırlandırmaların olduğu bir durum. Şimdi bence burada çok önemli bir durum var. Sonuçta şu anda yasa dışı maddeler dediğimiz bu maddelerin hepsi bir dönem yasaldı. İşte esrar, dini ayinlerde keyif verici olarak vesaire işte endüstriyel bir sürü alanda kullanılabilen bir maddeydi. Diğer maddeler için de çeşitli kullanım alanları vardı ve zaman içinde 1950'lerde ve belki sonrasında bu maddeler yasa dışı maddeler olarak sınıflandırılmaya başlandı. O zaman şunu düşünmemiz lazım. Ne oldu da bu maddeler yasalken yasa dışı hale geldi? Bağımlılık potansiyeli, kötüye kullanım, oluşturduğu olumsuz etkiler ve riskler, bunlar bu maddeleri yasa dışı hale getirdi, değil mi? O zaman şimdi böyle yasaldır ve güvenlidir demek çok da mümkün değil. Yani bütün bu olası riskleri göz önünde bulundurmak lazım. Ve şunu da hani biraz önce söylediğimi tekrarlayayım. Esrar yasal ve işte güvenlidir şeklinde kullanılmıyor aslında ciddi sınırlandırmalar ve sözleşmeler altında ve belli amaçlarla belli yerlerde yasal olarak adlandırılmış.